Sağlıktır her şeyin başı, baş tacıdır sağlıkçılar. Zor günlerin can yoldaşı, ilacıdır sağlıkçılar. Görev aşkı ile yaşar, aşk ile hizmete koşar. Bütün engelleri aşar, çare olur sağlıkçılar. İlkesi önce insandır, her insan eşittir, candır. İnsana hizmet kutsaldır, candan geçer sağlıkçılar. Çok değerli sağlık çalışanları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Malum olduğu üzere dünyamız küresel bir salgınla amansız bir şekilde mücadele etmekte. Ve tüm dünya insanlığı olarak bizler de bu süreç içerisinde sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha ve yeniden kavramış durumdayız. Ülke olarak da çok şanslıyız. Bizim sağlık çalışanlarımız dünyada eşi benzeri az görülür bir sorumluluk ve vefa örneği olarak, fedakarlık örneği olarak davranış sergilediler. Bu zorlu süreçte çok güçlü bir şekilde toplumumuzun yanında yer aldılar. Biz Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak sağlık çalışanlarımızın bu derece özverili, fedakar tutumlarına bir nebze olsun saygımızı, vefamızı gösterebilmek, onlara moral verebilmek ve toplumsal farkındalığa katkıda bulunabilmek adına çeşitli faaliyetler düzenledik. Bunlardan bazıları bu online konserler ve bunun dışında sağlık çalışanlarımızın ürünlerinden oluşan bir resim sergisi, bir de yine müzikle ilgilenen sağlık çalışanlarımızın da içinde yer aldığı bir video klip hazırladık. Ben bir kez daha sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını canı gönülden kutluyorum. Bu uğurda canını vermiş olanları şükran ve minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Çok değerli meslektaşlarım, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Ülkemizin bu kadar önemli ve zor günlerinde, pandemi döneminde biz sağlık çalışanlarını unutmayıp bu kadar güzel bir aktivasyon yaptığı için öncelikle Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yönetimine ve tüm çalışanlarına minnet ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz.
Değerli meslektaşlarım, bu pandemi günlerinde 14 Mart Türk Bayramınızı kutlamak istiyorum. Umuyorum ki takip eden günlerde, gelecek günlerde yüz yüze olacağız, birbirimize dokunabileceğiz. O günleri hasretle bekliyoruz. Hepinizin tekrar 14 Mart Tıp Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Herkese merhaba. Hekimlik dünyanın en kutsal mesleği. Ben de bu mesleğin bir üyesi olmaktan büyük bir onur duymaktayım. Bütün hekimlerin ve bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Maalesef pandemi koşullarında yüz yüze bir arada olamasak da bu platformda bizleri bir araya getiren Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bu salgın sırasında kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarını saygı ve minnetle anıyorum. 14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun. Meslektaşlarım, hepinizin 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutluyorum.
bu COVID'in getirdiği zor günleri hep birlikte umuyorum aşarız ve tekrar yeni kongrelerde yüz yüze buluşuruz. Nice 14 Mart Tıp Bayramlarında buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Bütün meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Özellikle koronavirüs süresince ön planda çalışan, savaşan bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu salgın süresince hastalananlara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin de emeklerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Bu tıp bayramı gerçekten olağan dışı koşullarda geçecek belki ama önümüzdeki yıllarda daha iyisini, daha güzelini hep birlikte kutlarız, yaşarız diye umut ediyorum. Ve bu güzel etkinliği sağlayan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin yöneticilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Merhabalar. Hepimizin malumu 2020 yılı tüm dünyada koronavirüsün damga vurduğu bir yıl olarak geçti. Maalesef 2021 yılı da bu şekilde devam ediyor. Dünyanın dengeleri değişti, dinamikler bozuldu, büyük ekonomik zorluklar yaşandı ama hiç kuşkusuz en büyük zorluk sağlık alanında oldu ve bu savaşın en ön cephesinde fedakarca savaşan yine her zaman olduğu gibi sağlık çalışanları vardı. Meslektaşlarımız gecelerini gündüzlerine kattılar, ailelerini görmediler, sağlıklarından hatta canlarından oldular. Tabii ki bu meslektaşlarımıza her şeyden önce başsağlığı dilemek istiyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Yine de hayat devam ediyor. Biz yine fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyorum. Ayrıca bu güzel etkinliği gerçekleştirdiği için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadele sırasında bize hoş bir sürpriz yapan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne çok teşekkür ederiz. Tüm kesimdeki sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu ve mutlu olsun. Thank you.
Değerli meslektaşlarım, 14 Mart Tıp Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu yıl ne yazık ki pek çok meslektaşımız ve sağlık çalışanımızla birlikte bu önemli günü kutlayamıyoruz. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tüm bu değerli insanları asla unutmayacağız. Hepsini saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Sağlıcakla kalın. Hepinize merhaba. Doktor olmak gerçekten oldukça zordur. Uzun yıllarınız hep böyle kapalı mekanlarda geçer. Amfilerde, kütüphanelerde. Hele ki akademik kariyer düşünüyorsanız, doçent, profesör olacaksanız uzun yıllarınız hep böyle kapalı yerde geçecek demek. Tam dedik ki ne güzel rahatladık. Artık böyle açık havalara çıkabileceğiz. Bu sene de şansımızı Covid'le karşılaştık. Ne yapalım? Sağlık olsun. Bu sene de böyle. Ben hepinize sağlıklı, mutlu 14 Mart Tıp Bayramı diliyorum. Ayrıca bu güzel aktivitesi için Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle. Thank you.
14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu son derece sıra dışı ve zor dönemde bu kadar anlamlı bir aktivite gerçekleştirdikleri için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yönetimi ve öğretim üyelerine teşekkürü bir borç bilirim. 14 Mart Tıp Bayramınızı kutlarım. Thank you.
hepimizin bildiği gibi tüm dünya ve ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ve pandeminin büyük bir yükü sağlık çalışanlarının üzerinde. Sağlık çalışanlarına yaptıkları destekten dolayı, güzel destekten dolayı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. 14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun. Evet, bu 14 Mart biraz buruğuz, biraz da yorgun ama asla yılgın değiliz, asla umutsuz değiliz. Hep birlikte sağlıkla kucaklaşarak kutlayacağımız 14 Mart'lar dileğiyle tıp bayramımız kutlu olsun. Bütün sağlık çalışanlarını 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım. Sıradaki eserimize koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanları ve onların aileleri için seslendireceğiz. Mart Tıp Bayramı Töreni'ne hoş geldiniz. Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen 14 Mart 1827'de kurulan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin açılışının 194. yılındayız. İlk Tıp Bayramı 14 Mart
1919'da işgal altındaki İstanbul'da tıp öğrencileri tarafından işgali protesto amacıyla kutlanmıştır. O gün tıbbi 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Tıp okulunun açılış tarihi 1937 yılından beri ülkemizde resmen tıp bayramı olarak kutlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki biz hekimler ve sağlık çalışanları insan hayatının kıymetini en iyi bilen insanlarız. Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak gece gündüz insanımızın sağlığı için hizmet sunuyoruz. Ancak bu hizmet esnasında karşılaştığımız zorluklar ve kayıplarımız da hafızalarımıza yer etti. Birinci Dünya Savaşı boyunca toplam 346 tıp öğrencisi şehit düştü ve okullarına geri dönemedi. 1915 yılında tıbbiyeye kaydolan birinci sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit düştü ve bu nedenle de Mektebi Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun veremedi. Bu yılda sağlıkçılar olarak pandemiyle karşı karşıyayız. Her sabah evlerimizden bir daha geri dönmemeyi göze alarak hastanelerimize gittik ve yakınlarımıza haftalarca sarılamadık. Ancak bu savaşın bir neferi olmanın onuru her şeye değerdi. Yaşadığımız bu zorlu pandemi sürecince çok kıymetli ustalarımızı, özverilerine şahit olduğumuz meslektaşlarımızı kaybettik. Ve yakın zamana kadar yolu beraber yürüdüğümüz, yan yana çalıştığımız iş arkadaşlarımızı kaybetmenin üzüntüsünü duyuyoruz. Yoğun bakımlarda, polikliniklerde kahramanca çalışarak kendi hayatlarını hiçe sayıp insanlık adına unutulmayacak izler bırakarak aramızdan ayrıldılar ne yazık ki. İsimlerini kayıp haberlerine bırakıp aramızdan sessizce giden bu kahramanlar için Allah'tan rahmet diliyorum. Yorgunuz ama ümitsiz değiliz. Şimdi hep birlikte iyileşmeyi diliyoruz. Sözlerime Zülfü Livaneli'nin hekimler için yazdığı Son Ağıtlı isimli şiirle devam etmek istiyorum. Siperdir canları canlarımıza, beyaz gömlekleri ve yüzlerine kan oturtan maskeleri ile altında soğuk zalim ışıkların. Ter döken, can verenler ve can verirken can bahşedenler, Çanakkale'de sipere girer gibi, bir şafak hücubuna kalkar gibi yoğun bakıma girenler, korkusuz, cesur, fedakar yürekler, acımızı dindiren acınız dinsin artık, son bulsun bu ölümler, size minnet sunmaktı niyetim, ama yetmiyor ki sözler, yetmiyor ki kelimeler. Gönül isterdi ki kutlamaları coşkuyla sarılarak yapalım, fakat bu yılki şartlar uzaktan kutlamalara ancak olanak tanıyor. Hadi artık iyileşmeye çalışma zamanı. İyileşmenin adımlarından biri olarak pandemi döneminde ağır yük altında çalışan biz hekimleri düşünerek hazırlanan bu konser için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne, Rektör Profesör Erol Parlak'a, İcra Sanatları Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tuğrul Ganiyev'e, Üniversite Genel Sekreteri Murat Özdemir ve enstrümanlarıyla eşsiz eserler çıkaran öğretim üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca bir şarkıya bir hekim olarak benim tarafımdan eşlik edilmesi benim için de ayrı bir onur. Ayrıca teşekkür ediyorum. Müzik sağlıktır diyerek başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum.
Kutlu olsun.